Avrupa Birliği açısından tırnak içinde başarılı veya etkin olduğunu söyleyebiliriz. Ama neden? Çünkü caydırıcılık etkisi oldukça başarılı bir şekilde kendisini göstermiş durumda. Evet, şu anda 15 bine yakın sığınmacı veya göçmen Yunan adalarında çok kötü koşullarda duruyor. Ama bu caydırıcılık etkisi diğerlerinin gelişini engelliyor. Tabii etkin oldu Avrupa Birliği açısından, ama Avrupa'nın kendi içinde de çok ciddi çatlaklara sebep oldu. İç tartışmalar alevlendi. Çünkü Avrupa bunu yaparken Türkiye'de yaşanan çok ciddi hak ihlallerine, ki daha sonuncusunu geçtiğimiz Evet. Salı akşamı son KHK ile yaşadık. Hani üniversitedeki görevlerinden ihraç edilen, hiçbir açıklama gerekçe sunulmadan işlerini kaybeden onlarca, yüzlerce, binlerce öğretmen, öğretim üyesi vesaire ve diğer kamu personelinde gördük. Buralarda Avrupa Birliği aslında Türkiye'de yaşananları göz yumarak Evet. bir anlamda buna ses Bu pazarlığın bir bu parçası pazarlığın bir haline parçası, ama dönüşüyor. bu Avrupa'nın içinde çok ciddi tartışmalara sebep oluyor. Bir diğer bence esas sorun Türkiye. Çünkü Türkiye kendisine vaat edilen neredeyse hiçbir şeyi alamamış durumda. Türkiye'nin şu anda bu anlaşmadan kazandığı tek şey, hükümet açısından baktığımızda, ülke içinde yürüttüğü oldukça adaletsiz politikalara Avrupa'nın çok yüksek perdeden ses çıkarmaması.